Hocam aşılar dedik. Peki hangi aşıları çocuklar hangi dönemlerde vurunuyorlar, oluyorlar? Evet, aşılardan bahsettik. Doğar doğmaz bütün bebeklere hepatit B aşısı yapılıyor. Ve bu aşı 3 kez tekrarlanıyor. 1 aylık olduğunda ve 6 aylık olduğunda. 2 aylık olduğu zaman işte verem, karma ve pnömokok aşıları yapılıyor. Ve bu aşılar 2. 4. 6. aylarda, 18. aylarda tekrarlanıyor. Pnömokok aşısı 2. 4. 6. ve 1 yaşında tekrarlanıyor. Yani ilk 6 ay neredeyse bebeğin her ay bir aşısı var. Onu oluyorlar. 2 yaşına kadar da dönem dönem bu aşılar oluyorlar ve 2 yaşında çocukların bebeklik döneminde olması gereken aşıların hepsi tamamlanmış oluyor. Bir devletin aşı takviminde olan ve bu aşı takvimi bizim Dünya Sağlık Örgütü ile aynı birebir kullandığımız aşı takvimi. O aşı takvimine uygun bir aşılama bizim hastanemizde de aynı şekilde yapılıyor. Ve bu aşıların haricinde işte hastaların sordukları özel aşı denilen bir takım aşılar var. Devletin hani önerdiği ama henüz daha aşı takvimine alamadığımız bazı aşılar var. Onları da biz aileleri bilgilendiriyoruz. Mesela bir tanesi ishal için olan bir aşımız var. Onu yapılması konusunda hani ailelere artıları eksileri konusunda bilgiler veriyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Bir de son dönemde meningokok menenjit aşısı dediğimiz halk arasında benekli menenjit diye bilinen bir aşı, hastalığa karşı aşı var. Eskiden bu kadar sık kullandığımız bir aşı değildi ama son dönemlerde kalabalık bir toplum olmaya başladık. Onun etkisiyle de bu aşıyı öneriyoruz artık çocuklarımıza. Bu aşı da 2. aydan itibaren başlayabiliyor ama her yaş grubunda yapılabilecek bir aşı. Ama ilk 2 yaşından önce yapıldığı takdirde etkinliğinin daha fazla olduğunu, çocuğu daha fazla koruduğunu da aileye bilgi veriyoruz. Bu konuda da bilgilendiriyoruz.